Bölümümüz 1996 yılında Yeditepe Üniversitesi ilk açıldığı zaman açılan 3 mühendislik bölümünden bir tanesidir. Bilgisayar mühendisliği 4 yıl eğitim veren bir bölümümüz. Bu 4 yılın ilk başında bilgisayara giriş dersi ve işte algoritmalar özellikle bizim olmazsa olmaz derslerimizden. Temel mühendislik, temel bilim dersleri, matematik dersleri, fizik dersleri öğrenciler almakta. Bilgisayar mühendisliği teorik bilgi olmadan olmaz ve aynı zamanda pratik bilgi olmadan olmaz bölümlerden bir tanesi. O yüzden biz bu iki teorik ve uygulama kısımlarını harmanlamaya çalışıyoruz. 4 değişik proje aslında öğrencilerle beraber yürütülmekte. Bir tanesi bu derslerde yaptıkları projeler. Hem bireysel hem takım çalışması olarak da öğrencilerden istenebiliyor. Örneğin yazılım mühendisliği dersinde bir takım içinde yazılım mühendisliği projelerinde görev alırken, işte bir programlama dilleri dersinde öğrencilerin bireysel projelerleri yapmaları bekleniyor. Bitirme projesi bekliyoruz öğrencilerden. Üçüncü bir yeni başlayan bir işbirliğimiz var. Sanayiden gelen projeleri beraber yürüttükleri bitirme projeleri yapma aşamasındalar. Ve dördüncü projede araştırma laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz görev alabilmekte. Bilgisayar mühendisliğinde kod yazacaksınız, yazılım yapacaksınız, donanım tasarlayacaksınız. Örneğin bir C programlama dersi aldıkları zaman bunu laboratuvarda da burada mesela bize göstermelerini bekliyoruz. Sektörlerde finans sektörü ağırlıklı, işte bankalar. Bunun dışında telekom sektörü ikinci ağırlıklı sektörümüz. Oyun şirketleri son zamanlarda öne çıkmakta. Kurumsal şirketlerde yazılım mühendisliği projeleri ya da yazılım mühendisliği pozisyonunda olanlar var. Ve kendi şirketlerini kurup orada devam eden mezunlarımız da bulunmakta. Bilgisayar mühendisliği küresel bir meslek. Aklınıza gelen en büyük üniversitelerde akademisyen olarak devam eden ve en büyük kurumsal şirketlerde çalışan çok sayıda mezunumuz, yurt içi ve yurt dışı mezunumuz bulunmakta. Öğrenciler buraya geldiklerinde bilgisayar programlamasını biliyor olabilirler ya da bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi sahibi olabilirler ya da hiç bilgisayara dokunmamış bir öğrenci de olabilir. Bizim buradaki en önemli amacımız 4 sene sonunda bütün mezunlarımızın aynı seviyeye gelmesi ya da yakın seviyeye gelmesini sağlamak ve özellikle bu öğrenmeyi öğrenmek konusunda onlara eğitimde katkı verebilmek. Çünkü biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği her gün, gün ve gün teknolojinin geliştiği alanlardan bir tanesi. Geçen ayki teknoloji bu ay kullanılmıyor olabilir. O yüzden öğrencinin sadece bir programlama dili ya da bir teknolojiyi kullanması yeterli olmayacaktır. Ve devamlı o yeni teknolojilere adapte olması ve bunları öğrenmesi gerekecektir. Bu yüzden de öğrenmeyi öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz bilgisayar mühendisliği alanında. Bilgisayar mühendisliği %100 İngilizce bir bölüm olarak geçiyor Yeditepe Üniversitesi'nde. Çalıştıkları şirketler ya uluslararası bağlantıları olan şirketler ya da uluslararası şirketler olacak. Ve orada İngilizce sunum yapmaları gerekecek, İngilizce bilen takımla çalışması gerekecek. Öğretim üyesi kadromuzun tamamı yüksek lisans ve doktora sonrası araştırmalarını Amerika, Kanada, Avrupa ve Asya'da tamamlamış öğretim üyelerimiz. Bilgisayar mühendisliği bölümünün Yeditepe Üniversitesi içinde diğer mühendislik bölümleriyle yan dal ve çift ana dal programları bulunmakta. Diğer bölümlerden bizde yan dal yapabilen ya da bizim öğrencilerin orada diğer bölümlerde yan dal yapabildiği programlar mevcut. MÜDEK akreditasyonumuz var. MÜDEK akreditasyonumuz Washington Accord, yani Amerika, Kanada ve EURACE, Avrupa ve Avustralya'da tanınır olduğunu gösteriyor bizim diplomamızın. Mühendislik bölümleri arasında en fazla Erasmus anlaşması olan bölüm biziz. Avrupa'da çok sayıda ülkeyle anlaşmalarımız bulunmakta. Bunları web sayfalarımızdan adaylarımız görebilirler. Bunun dışında Erasmus Plus'la da staj programı başlatıyoruz. Burada benim söyleyeceğim en önemli noktalardan bir tanesi sabır ve hırs. Bu iki özellik olmazsa bilgisayar mühendisliği olmaz diye düşünüyorum. Özellikle bilgisayar bir makina ve ona bir şeyler anlatmanız gerekiyor, ona bir şeyler yaptırmanız gerekiyor. Sorun çıkıyorsa burada da tek sorumlu sizsiniz ve bunu çözmeniz gerekiyor. Ve bunu da belki bir günde çözeceksiniz, belki bir haftada çözeceksiniz, belki bir yılda çözeceksiniz. O yüzden burada sabır en önemli noktalardan bir tanesi. Pes etmemeniz gerekiyor. İkincisi hırslı olmanız gerekiyor. Bir şeyi kafanıza koyduğunuz zaman, bir problemi çözmek istediğiniz zaman burada bunu çözmek için kendinizi adamanız gerekiyor.